Ay öldüm anne. Üzdüm. Bu aralar vegan olmayı düşünüyorum. Yeni uyandım. Hemen aşağı indim ve şu an sizin karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün 1 Mart, Pazartesi. Yeni bir şeylere başlamak için çok uygun bir gün ve biz de yeni bir şeye başlayacağız. Aslında yeni değil, bunu her zaman yapıyorum. Yaz geliyor, yazın daha böyle fit olmak isterim. Ve yazın benim beslenme düzenim çok değişiyor. Smoothie kaseleri yerim hep ya da işte böyle soğuk soğuk karpuz, kavun, dondurma. Yani çok farklı oluyor. Bu tür videoları hem izlemeyi seviyorum hem çekmeyi seviyorum. Ve sizlere motive olmak istiyorum. Motive vermek istiyorum. Aynen. Yani kalkın ayağa, sporunuzu yapın, sağlıklı beslenin, kalorileri kafaya takmayın. Ara sıra tabii ki sağlıksız şeyler de yiyeceksiniz. Ben dün iki dilim büyük pizza yedim. Yani kafam kadar. Ama pişman değilim çünkü bugün tekrar sağlıklı besleneceğim, sporumu yapacağım. Çok isteyin. Bak gerçekten çok 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 isteyin. Başaracaksınız zaten. Yani her şey burada başlıyor, burada bitiyor. Konuşmamı da yaptım. Şimdi kahvemizi yapalım. Çünkü ayılmam lazım. Ve bugün bu kahveyi yapacağım. Fienna. Bir yorum görmüştüm. Ben bunu, yani buna düğmeye bastığımda hep sesini kısıyorsunuz telefonunuzun. Ve bu arada kahveyle ilgili bazen yorumlar görüyorum. İşte videolar çeker misin? Farklı kahve tarifleri. Ya da Starbucks kahve tarifleri. Ama ben kahvemi gerçekten her zaman sade içerim. Hiç sütlü de içmem. Öyle krema da eklemem. Tatlandırıcılar da eklemem. Yani öyle kahveleri de sevmiyorum açıkçası. Kahvemin sade olması gerekiyor. O yüzden genellikle zaten hep bunlardan içerim. Starbucks'a gittiğimde her zaman matcha alırım. Kahve almam. Onu da bir belirteyim dedim. Şimdi düğmeye basacağım. Bol köpüklü oldu. Ve şimdi bir smoothie kasesi yapacağım. Kasem orada hazırda bekliyor. Bu arada bu tür Hindistan cevizi kaselerini Trendyol'da bulabilirsiniz. Çok böyle güzel oluyor. Yani görünüş olarak smoothie kasesi yaptığınızda. İçerisine neler koyacağım? Donmuş yaban mersini, bir tane muz, bir mango ve Hindistan cevizi sütü. Ve üzerini süslemek için burada bayağı bir malzemem var. Sadece smoothie biraz sulu oldu. Yani üzerinde durur mu bilmiyorum. Ama burada yaban mersini var. Kuru yemiş, fıstık ezmesi, muz cipsi, Hindistan cevizi parçaları. Ama bunlar da kurutulmuş böyle cips gibi. Ve ham kakao parçaları bu şekilde. Ay çok güzel oldu ve her şeyden koydum. Spor zamanı. Bugün karın kaslarımı çalıştıracağım. Chloe ile tabii ki. Ay öldüm anne. Öldüm. Ay daha bitmedi mi? Ben bitti sandım. Ha. Bitmedi. Devam. Of.
Hani ne diyorduk terlemeye? Yağların ağlaması. Dü 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 dü. Aa, çok güzel. Bugün saat çok çabuk geçiyor. Az önce biraz edit yaptım herhalde o yüzden. Edit yapınca kendime editi öyle bir veriyorum ki yani saatten hiç haberim olmuyor. Saat 2'ye geliyor. Bu arada yeni bir kitaba başladım. Bu seneki hedeflerimin arasında her ay bir kitap okumak var. Ve bu ay bu kitabı okuyacağım. George Orwell'ın 1984 kitabı. Güzel bir kitap. Yani daha tam anlayamadım. Zaten 20 ya da 30 sayfa okudum. Ama ilginç yani. Sarıyor bayağı. Ve birazdan bir tatlı yapacağız. Yani sağlıklı bir tatlı. Ya dün Pinterest'te gezinirken bir tarif gördüm. Cocoa Star deniliyor herhalde. Hindistan cevizli, bitter çikolatalı bir tarif. Çok kolay yapılıyor o yüzden birlikte yapacağız birazdan. Ve böyle bir tarif yapacağız. Ya içi Hindistan cevizi, dışı da bitter çikolata. Malzemeler burada. Bu Hindistan cevizi tozu ve bunu kullanacağım. Bu daha ince gördüğünüz gibi. Bunlar biraz daha büyük. Ama karıştıracağım ikisini de. Bu arada ölçülü yapmayacağım. Gerçekten her şeyi kafama göre ekleyeceğim. Ajave şurubu kullanacağım ama bal da kullanabilirsiniz. Yani herhangi tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Ve Hindistan cevizi yağı ve tuz azıcık. Ya bunları karıştıracağım. Böyle top şeklinde yapacağım ben. Yani kıvamı böyle tutsun, yeterli olacak. Ya toplar biraz zor oluşuyor. Yani iyice bastırmanız gerekiyor. Yoksa hemen dağılıyorlar. Ama oluyor yani böyle. Ve tam 10 tane çıktı. Şimdi bunları buzdolabında bekleteceğim. Biraz daha sert olsunlar diye. Sonra da bitter çikolatayı eriteceğiz ve bunları batıracağız içerisine. Yarısını kullanacağım bunun. Ve bunlar şimdi yine buzdolabına girecek. Ve buzdolabından çıkardım. Şimdi birlikte içine bakalım. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde. Tamam, şimdi tadına bakalım. Çok güzel. Çok güzel oldu. Ve akşam yemeği olarak yine Pinterest'ten bir tarif yapacağım. Burada bulgur salatası var. Böyle üzerinde ızgara sebzeler var. Patlıcan, domates ve kırmızı biber kullanacağım. Sonra beyaz peynir ve ceviz eklediler. Çok güzel gözüküyordu. Bir de böyle fresh bir salata. O yüzden bunu yapacağım. Ve sebzeler de oldu. Şimdi onları bulgurun üzerine koyacağım. Sonra da ceviz ve beyaz peyniri ekleyeceğim. Ve salatam bu şekilde. Çok güzel kokuyor. İlk kez bulgurla salata yaptım. Domates acayip yakıştı. Ve patlıcan ve beyaz peynir. Her şey yakıştı. Ve salatayı bitirdim. Çok güzeldi. Hoşuma gitti. Ya ilk kez bulguru böyle sebzelerle, işte cevizle, beyaz peynirle yedim. Normalde hep ya yoğurtla yerim ya da böyle salçalı, sade, nohutla yerim. Ama gerçekten güzeldi. Hoşuma gitti yani. Ya Pinterest çok işime yarıyor. Hep tarifler buluyorum oradan. O da olmasaydı. Şimdi sadece bir detoks çay yapacağım. Sonra da daha bir şey yemeyeceğim. Çünkü bugün bayağı iyi yedim. Ay hemen yaz gelsin ya.
Şu an o kadar huzurluyum ki anlatamam size. Ya hava güzel. Böyle temiz hava. Çay. Bugün daha bir şey içmeyeceğim ve yemeyeceğim. O yüzden yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Kahvemi yaptım. Bugün güzel bir gün. Güneş var. Saat 2'den 6'ya kadar çalışacağım. Bazen de kahvaltımı yaparım. Ama şimdi kahve keyfi. Ve şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda böyle yine bir kase yapacağım. Ama smoothie kasesi değil. Yoğurt kasesi. Malzemeleri buraya koydum. Yoğurt kullanacağım tabanı olarak. Daha sonra granola var. Ham kakao parçaları. Muz çipsi. Bir portakal koyacağım içerisine. Ve kuru yemiş. Badem falan. Evet, biraz fazla olmuş olabilir, bol malzemeli ama çok güzel görünüyor. Şu muz cipsi o kadar güzel bir atıştırmalık ki. Babamı da alıştırdım bunu, artık o da bunlardan yiyor. Ve spor zamanı. Bugün kollarımı çalıştıracağım yine Chloe. Bu 15 dakikalık. Ve yaptığım tüm sporları aşağıya linkleyeceğim, orada bulabilirsiniz. Önce bununla yaptığım küçüklerle. Bunlar 1.25 kilo. Bunlar da 2.5 kilo. Sonra bunlara geçiş yapıyorum. Yani önce biraz ısınma, sonra 2.5 kilo yapıyorum. Kollarım şu an yani yok. Odamdayken size bir şey göstereyim. Elif bana hediye aldı odam için. O kadar güzel bir hediye ki göstereceğim şimdi. Bunu aldı. Ya çok güzel. Böyle uzaylı ve yıldız yakaladı. Gördüğünüz gibi. O kadar gerçekten yani böyle hediyeler beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok böyle anlamlı bir hediye benim için. Buradan Elif'e ayrı bir teşekkür edeyim. Şuna bak ya, çok tatlı. Birazdan işe gitmem lazım. Onun için bir hazırlanayım. Üstümü giyeceğim, saçımı yapacağım, makyaj yapacağım. Oo. Ve hazırlandım. Birazdan işe gideceğim. Ya hava çok güzel, güneş çok güzel vuruyor. Şimdi böyle küçük bir şey atıştıracağım. Tatlı ve tuzlu çekiyor canım. İkisini de yiyeceğim yani. Ve iki tane kraker yaptım. Bir tanesi tuzlu, lor peyniri ve salatalık koydum üzerine. Bir tanesi de bu yeni favorim, yani ikili, fıstık ezmesi ve çilek reçeli. Bu Amerika'da zaten çok meşhur bir ikili, peanut butter jelly deniliyor. Ama en son sizden biri Instagram'dan yazmıştı bana işte bu ikiliyi denemelisin diye. Ben de denedim ve aşık oldum. Gerçekten çok güzel bir ikili. O yüzden onu da tatlı olarak yiyeceğim. Bu aralar vegan olmayı düşünüyorum. Yani vejetaryen mi deniliyor yani? Kıymayı falan yiyorum aslında. Balığı da çok seviyorum. Ama bu aralar nedense mesela kıyma görünce ya da balık görünce böyle bir tiksiniyorum gibi bir şey oluyor. Ya çok farklı. Mesela geçen annemler hamsi yapmıştı. Hamsilerin kafalarını öyle gördüğünde öyle ölü halinde yiyemedim ve yemedim gerçekten o gün. Yok, onların da iki ayrı çeşidi var. Balık yemeyenler var, balık yiyenler var. Bir de süt ürünlerini yemeyenler var, süt ürünleri yiyenler var. Çok farklı. Ama süt ürünleri kesin var çünkü sütlaç, işte kuymak, onlardan vazgeçmem. Ama eti düşüneceğim gerçekten. Ve işten geldim arkadaşlar. Şimdi burada masada birkaç üzüm gördüm. Onlardan atıştırdım. Ya canım pek böyle büyük bir öğün çekmiyor. Annem aslında karnıyarık yaptı. Ama avokado yiyeceğim ekmeğin üzerinde. Ve lor peyniri ve humus. Üzüm de güzelmiş bayağı. Günaydın. Yeni uyandım. Hemen sporla başlamak istedim güne. Bu sefer YouTube'dan değil de
Nike Training uygulamasından bir spor yapacağım. Şu ikinci uygulama bedava bir uygulama ve orada farklı farklı sporlar var. Kollar için, işte bacaklar için, tüm vücut. Yani gerçekten çok farklı sporlar var. Ben de bugün böyle 12 dakikalık bir sporu yapacağım. Yapmadı. Yani tabii yoruldum da daha fazlası da olabilir. O yüzden bir tane daha yapacağım. Sporumu yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda ne yapacağım? French toast. Bu aralar en sevdiğim tarif diyebilirim ve çok kolay hazırlanışı. O yüzden sık sık yapıyorum. French toast'ın ne olduğunu bilmeyenler için tavada ekmek kızartacağız. Ve böyle tarçınlı, yumurtalı, sütlü olacak. Çok güzel. Gereken malzemeler süt. Ben Hindistan cevizi sütü kullanacağım tabii ki. Tarçın ve bir yumurta. O kadar. Sütün de böyle ölçülü dökmüyorum sütü. Yani iki ekmeği bandıracağım içerisine. Ya çok fazla kullanmayacağız, azıcık. Ve iki dilim ekmek. Bu kadar yeterli olacak iki ekmek için. Şimdi ekmekleri bu karışımın içinde böyle bir 10 saniye bekleteceğiz. Sonra da çevireceğiz, diğer tarafını bekleteceğiz. Bu ekmek oldu. Şimdi bunu tavaya koyacağım. Sonra diğerini yapacağım. Karışımdan azıcık kaldı. Onu da ekmeklerin üzerine dökeceğim. Bunlar böyle kızaracak. Ara sıra böyle çevirin. Böyle çok kızardığında da hazır olmuş oluyor. Ekmeklerim kızarıyor. O arada ben de böyle bir tane yoğurt yiyeceğim. Bunun içerisinde frambuaz ve nar var. Ve bunlar böyle bol proteinli yoğurt. Spordan sonra iyi geliyor. Bunlardan yiyeceğim. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ve tarçın kokuyor. Bunları şimdi tabağa alacağım çünkü iyice kızardılar. Ve üzerini süsleyelim. Hemen üzerine böyle bir parça bitter çikolata koyacağım. O şimdi ekmeğin sıcaklığıyla eriyecek. Çok güzel olacak. Erimeye başladı bile gördüğünüz gibi. Daha sonra üzerine fıstık ezmesi koyacağım. Çok yakışıyor. Birkaç tane badem ve ajave şurubu gezdireceğim. Fıstık ezmesinin de sonuna geldik. Ağlayabilirim şu an. Şimdi hemen kahvemi de yapayım. Şu aralar vanilyayı da çok seviyorum. Böyle vanilya aroması var hafiften. Çok hoşuma gidiyor. Bunu yapacağım. Şu an benden mutlusu yok. Kahvaltıma bakın. Ve kahvem. Dur ilk yudumumu alayım. Deneyelim. Bu herhalde yaptığım en güzel French toast olabilir. Kelime bulamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Ajave şurubu gerçekten çok yakıştı. Bal da kullanabilirsiniz. Efsane. Başka kelime yok. Efsane, mükemmel. Yedim, doydum. Bu da abimin payı. Bu tür tarifler yaptığımda Instagram hesabımda sabitledim tarifleri. Yani oradan bulabilirsiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün iş yok. Bugün Elif'le buluşacağım. Dondurma yeriz diye düşündük. Aslında güneşli olacaktı. Belki yine güneş gelir sonradan. Dondurmalarımızı aldık. Elif çikolatacı, ben meyveci. Ve parka geldik. Çok güzel burası. Telefonumdan çekiyorum bu arada. Bunu fark etmişsinizdir. İlk kez çekiyorum. Deneme olmuş oldu.
Ama çok büyük bir park. Burada bir yerde resim çekileceğiz Instagram için. Öyle. Markete geldik her zamanki gibi. Burada çikolata dünyası var. Şu Milka'lar yeni çıktı herhalde. Ama çok farklı yeni şeyler gördüm. Şirket katların. Bu yeni ama. Bu yeni. Şu gold vardı. Burada da Milka'nın farklı ürünleri var. Ve Oreo. Ya Türkiye'de bu kadar seçenek var mı bilmiyorum ama. Mesela şöyle şeyler yeni geldi. Şu mini cookies. Şu üstte de var farklı şeyler. Sizi ilk kez markete getirdim. Normalde getirmiyordum. Aa Elif, bu şey. Starbucks'ta yediğimiz. Değil mi? Evet. Alalım. Oha, bunun içinde ne kadar var ve fiyatına bak. Starbucks'ta bir tanesi 2-3 euroydu. Bunlar Türkiye'de var mı bilmiyorum ama buranın meşhur çikolatası. Ve Starbucks'tan çıktık. Her zamanki gibi matcha aldım. Hindistan cevizi sütlü. Elif de, dur söyleyeceğim. Karamel macchiato. Değil mi? Bak bildim. Kahvenin yanında bu atıştırmalıkları aldık. Bu böyle Milka yumurtası. İçerisinde sütlü bir krema var. Ve bu da Starbucks'te de satılıyor bu atıştırmalık. Ama Starbucks'ta pahalı satılıyor. Marketten aldık daha uyguna. Bunlardan yiyeceğiz. Hadi. Seninki kırıldı. Ya benimki kırılmadı. Ama içini göstersene bir. Böyle beyaz bir içi var. Ve eve geldim. Şu an odamın ışığı çok tuhaf, hale daha alışamadım. Akşam yemeğini yedim. Annem patates ve salata yaptı. Hafif bir akşam yemeği yedik. Bugün zaten çok atıştırmalıklar yedim. Dondurma, işte kurabiye, Milka topu, o çok güzeldi. Burada kahvemi de yaptım. Akşam kahvesi. Ve şimdi videonun sonunu çekeceğim. Çünkü bu videoyu yarın göreceksiniz. Yani perşembe günü büyük ihtimalle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.